Evet sevgili dostlar cümleten selamın aleyküm herkese sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz videolarımızı en güncel şekilde e, faydalanmak için kanalımıza sık kullanın ekleyebilirsiniz ama siz bilirsiniz yarın bir gün bir çekiliş olur da faydalanamazsınız bundan ben sorumlu değilim artık bundan sonra da hatırlatma yapmayacağım bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi hemen direkt Bodostama Fenerbahçe'nin sol bek transferine yapmak istiyor biliyorsunuz Fenerbahçe sol bek transferi ve Çaralampos Likogiannis ile anlaşmaya vardığı yazılmış Fenerbahçe'nin. Tabi ara transfer döneminde şu ana kadar Fenerbahçe suskun kaldı ve sürpriz bir haber geldi. İtalyan basına da yer alan haberde sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Çaralampos Likogiannis ile Prensip anlaşmasına vardığı belirtilmiş. Bakın, Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığını yazmışlar. Düşünün ee, bu arkadaştan ilgili. Şimdi prensip anlaşmasına varmak şu demek benim anladığım kadarıyla. <laughs> Yanlışım varsa sizde düzeltin. Önce kulübüne gidersin dersin ki ben bu futbolcuya talibim. Takımı kulübü der kim. Tamam biz satıyoruz, satmıyoruz falan filan. Ee, Görüşebilirsiniz, Görüşemezsiniz der. Eğer sen almak istiyorsan gidersen futbolcuyla görüşürsün. Eğer futbolcuyla görüşüp anlaşıyorsan bu demektir ki kulübü zaten sana alabilirsin demiş. Sonra pazarlık vesaire artık hangi aşamaysa sonra geçer. Şimdi Chagliari'nin Yunan oyuncusu Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor 30 Haziran'da. Sol bek diyor ancak 1.90 boy gösteriyor. Yani bana tuhaf geldi. Bir bek bir yani sol bek sağ bek 1.90 olmaz kolay kolay. Yunanistan e, Şimdi oynadığı mevkilere bakıyorsun. Sol bek, stoperlerde de oynayabiliyor. Aziz Allah. Tabii ki sol stoperde, sağ stoperde, sol önde de oynayabiliyor. Biraz tuhaf geldi bana. Çagliari durum Graz'dan 2018'de 800 bin euroya almış. Yunanistan Ligi ve Avusturya Ligi macerası da var. İtalya Ligi'de de macerası var. 22 maça çıkmış. 1403 dakika. Şimdi Buraya kadar olabilir. Yalnız 2,5 yıllık anlaştığı, kulübüyle görüşmelerin sürdüğü falan filan diyor. Şimdi futbolcuyla ilgili ben şunu merak ettim. Şimdi takımıyla nasıl anlaşıyorsun? Haziranda sözleşmesi bitecek futbolcu için ve değeri 2,5 milyon euro. Çagliari'nin transfer marketine hiç girdiniz mi arkadaşlar? Girin. 129,5 milyon euro. Bana sorsanız 40-50'lerde falan derdim. Sol beklerine bakıyorum. <laughs> Dalbert ve Liko Giannis var. Yani iki isim birden var. Dalbert zaten şeyden, Inter'den kiralık 22 yaşında. İki tane de sağ beki var. <laughs> yani 2, 4, altı tane stoperi var. <laughs> Muhtemelen üçlü savunma mı oynuyorlar acaba? Aynen üçlü savunma oynuyorlar. Ee, yani ilginç. İlginç fakat asıl ilginçlik buradan sonra başlıyor. Şimdi Fenerbahçe 2024'e kadar sözleşme sundu. Tamam, okey, çok güzel. E, futbolcu kanadında sıkıntı yok diyor, kabul etti. Çagliari 2 milyon euro istiyor diye duydum. Yani komedi, yeminle komedi. Ha zaten kaç, kaç ay kalmış ki? şu 4 ay kalmış. Hadi ben bir güzellik yapayım şunu söyleyeyim. Futbolcu eğer sözleşmesini feshedip bon servisini eline alırsa Fenerbahçe'nin transfer yapmaması için hiçbir sebep yok. Tabii ki de kulübü para istiyor, istiyor, ister. Fenerbahçe'de vermek istemiyor. <laughs> Buraya kadar her şey anlaşıldı inşallah. Yani kusura bakmayın. Eğer kulübü okey verirse, biz sözleşmesini feshettik derse, hayırlı uğurlu olsun. Ama yok derlerse, ki büyük ihtimalle de öyle diyecekler, biz buradan döneceğiz. Bu olmazsa Lavin Kurzava için Paris Saint Germain'le görüşmelere başlayacakmış. Bakın Laivin Kurzawa. Yani bu arkadaş olmazsa 2,5 milyon euro değerli arkadaş olmazsa 9 milyon euro değerindeki Laivin Kurzawa Paris Saint Germain'in sol beki. 29 yaşındaki sol beki 1.82 boyunda Fransa milli takımında 13 kez oynamış. Bir gole katkısı bu sezon sadece 9 dakika oynamış. Futbolcuya yönelilecek. <laughs> çok çok ilginç ya. Yani birinci seçenek <laughs> ikincisinden daha tırt. Yani daha vasat olanına gidiliyor. Ben şunu söyleyeyim. Kurzava haberi külliyen palavra. Külliyen yalan. Yani Kurzava ile hiçbir alakamız, ilgimiz, şeyimiz yok bilginiz olsun. Diğer arkadaşlara ilgili onu söyleyemem. Yani diğer arkadaşlara palavra diyemem. Ama zor. Ve sol beklemişken sol bekten yürüyelim Fenerbahçe'den Eren Elmalı için sıkı pazarlık diyor. Kasımpaşa'nın başarılı Solbek'i Eren Elmalı için görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin kapıyı 3 milyon eurodan açıp 2,5 milyon euroya kadar indiği kaydedildi. Yani Fenerbahçe Eren Elmalı için ağzını açmışlar. 3'ten başlayıp 2,5'a kadar düşmüşler. Allah razı olsun ya. Yani bayağı bir indirim yapmışlar. Mantık olarak da bayağı bir indirim hakikaten. Sizin eurodan haberiniz yok. Eğer o olmazsa Uğur Çiftçi için uğraşılacakmış ama Uğur Çiftçi için de Sivas Spor'un yüksekten uçması İvme'nin Eren'e dönmesine sebep oldu. 21 yaşındaki futbolcu bu sezonun bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Takımın vazgeçilmezler arasına girdi. E, Fenerbahçe'den takas formülü diyor. Mesela kim ad, isim yazılmış mı? Fenerbahçe takasta kullanabilecek oyuncular listesini iletmiş. Okey derlerse bu iş bitecekmiş kısa süre içerisinde. E, Konan Vallahi Konan'ın menajerinin inadını kırmaya çalışıyor herhalde bizimkiler. Yani başka türlü aklıma hiçbir şey gelmiyor çünkü. Herhalde Konanın menajerinin inadını kırmaya çalışıyorlar. Yoksa yani akıl var, mantık var. Konanın menajerinin inadı kırılmazsa yani sonuç olarak hiçbir şey elde edemeyiz. <laughs> ben zannetmiyorum hiçbir şey, bir şey elde edebileceğimizi. Konanın menajerinin şeyini kırmamız lazım diye düşünüyorum. Ben kendim şahsım adına düşünüyorum. Bakalım ne olacak ama içimden bir ses Konan alacak bizimkiler diyor ya. Keşke içimdeki bir ses doğru çıksa. Ama maalesef ya bizim yani Fenerbahçe yönetimi içimdekine çok fazla şey yapamıyor maalesef. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Fenerbahçe'den Artem Zuba harekatı. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Uzun süredir forvet arıyor Fenerbahçe, santraforda kararlı. Bu isim Artem Zuba demiş. Hızlanayım mı? İlk temas gerçekleşmiş, ee, hatta ilk temas gerçekleşmiş bir dakikadır. <laughs> Ali Koç ve kurmayları Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Zubayla <laughs> ikinci defa telefonda görüşme gerçekleştirmiş. Zuba'nın şartlarını masaya yatırmış. Önümüzdeki gün, e, bugünler için yok yarınlar için uçakla gidip yüz yüze görüşelim dediği öğrenildi demiş Takvim Gazetesi. Zenit'te kalmayacak hiç servis ödenmedi. 7 yıldır Zenit'te oynuyor demiş. <laughs> Zuba için. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ezan okunuyor. Mübarek ezanlar. Ben bu kadar güzel palavra görmedim. En azından bu transfer döneminde. Daha önce güzel palavralar gördüm ama. Çok güzel bir palavra. <laughs> Zuba gerçeği yansıtmamaktadır arkadaşlar. Hiçbir şekilde de ne futbolcuyla ne kulübüyle görüşülmedi. Yani... Eğer görüşüldüyse, alınıyorsa ben bırakayım duyumculuğumu. Keşke alınsa ben hiç bir daha duyumun değesini vermesem. Çünkü benim haberim olmadan Zubayla görüşüldüyse ilginç. Diego Costa. Brezilyalılar yazdı. Diego Costa Fenerbahçe için geliyor. Bak bu hiç, bu haber için aynısını söylemeyeceğim ama. Fenerbahçe ile adı Diego Costa adım adım sarılı acıvertlere yaklaşıyor. Brezilya basını Fenerbahçe'nin Diego Costa'nın isteklerini kabul ettiğini yazdı. Süper Lig'de kış transfer dönemine tek takviyesini Ozan Tufan ile yapan Fenerbahçe bir dünya yıldızını kadroya katmaya hazırlanıyor. Yaşlanmış bir dünya yıldızı diyelim. Ya da çaptan düşmüş bir dünya yıldızı. Çünkü Fenerbahçe'de dünya yıldızı çok. Sosa bir dünya yıldızı, Gustavo dünya yıldızı, Mesut dünya yıldızı. 7 Ocak'ta Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıl İspanyol oyuncu Türkiye'ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor. Brezilya basını Fenerbahçe'nin Diego Costa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Sarlacı Verden'in yıldız golcünün isteklerini kabul ettiğini e falan filan. Kariyerinde şunlar 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 var diyor. Bırak Atletico Madrid. Ben Diego Costa için şunu söyleyeyim. Diego Costa Fenerbahçe'ye gelmek için gerçekten ciddi manada hani nasıl diyeyim bu futbolcu bu hocam bu futbolcu daha fazla istemiştir. Diyeceğiniz türden bir sözleşmeye okey verip hani bu kadar verseniz yeter. Ben kabulüm yani yeter diyen bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani misal veriyorum 3 milyon euro yıllık ücret istedi desem okey dersiniz. Ama 750 bin euro yıllık verin dedi desem hocam imkanı yok dersiniz. Ha 750 bin euro değil ama inanın imkanı yok diyeceğiniz bir teklifle Fenerbahçe yönetimine ben size bu şartlarda gelebilirim dedi. <laughs> çok çok ilginç. Yani çok tuhaf arkadaşlar. Eee çok ilginç. Gerçekten çok çok ilginç bir durum var ortada. Bu arada Alanya Spor Kaptanı Efecan Karaca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamış. Şu anda sosyal medya konuşuyor. Çok çok ilginç. Ya Fenerbahçe'ye gitmeyince uzatmışlar. Bu arada Fenerbahçe'de 4 yıllık yeni mukavele imzaladı. Muhammed Gümüşkaya'yı Giresun'a kiralama arefesine inşallah da kiraladılar diyelim. Ee, o yüzden de hani ben arada sırada internetimi güncelleyeyim de belli mi olur belki kap gelmiş olur. Sizler bu videoyu belki sonra izleyeceksiniz ama olsun. Ha, Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuş oldu. Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim Efecan transferinde. Efecan için Fenerbahçe ile anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı. Bunu da belirtmek isterim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan arkadaş ya. Ulan arkadaş ya. Yani Fenerbahçe ile anlaştık diyor. Vay vay. Efe Can da demiş ki başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız Mevlüt Çalışoğlu'na ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar demiş. Valla şu an Fenerbahçe taraftarının kafasını da merak ediyorum. Şu an herhalde Fenerbahçe taraftarı da lan yapacağınız işiz sizin diyordur herhalde. Yani tuhaf ya. Gerçekten çok çok tuhaf. Devam edelim. Fenerbahçe Başakşehir maç öncesi 4 eksik. Normalde bunu yarın çeksem daha güzel olur ama yarın başka video çekeceğim inşallah. Şimdi Fenerbahçe ligin 24. haftasında Medipol Başakçay'ı konuk edecek. Ve Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde saat 19'da başlayacak olan karşılaşmayı Hakem YKU yönetecek. Ligde son olarak Sivas Spor'a deplasmanda 1-1 beraber kalan Fenerbahçe zorlu rakibini yenmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 37 puanda ve Averaj'da 5. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'mizde 4 eksik var ruh, cesaret, fetanet. Ee, hangi dört doğucu? Sarı kart, cezası, sarı kart cezası olan Serdar Aziz. Sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luis Gustavo ve Filip Novak forma giyemeyecek. Sakatlıktan atlatan ama henüz hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumu ise maç saatinde, maçtan bir saat önce teknik heyetin kararıyla belli olacak. Ozan Tufan geri görev verilmesi halinde kadroda olacak. Tabii ki de ki muhtemelen 21 kişilik kadroda yer alacaktır. İlk 11'de yer alır mı? Bekleyip göreceğiz. Ama olabilir. Bu arada 5 futbolcu sarı kart sınırında bilginiz olsun. Ferdi Kadıoğlu, Luis Gustavo, Filip Novak. Zaten Gustavo ile Novak yoklar kesin olarak. Crespo, İrfancan yani Ferdi, Crespo, İrfancan sarı kart sınırındalar. Eğer sarı kart görürlerse 25. haftadaki GZT Giresun Spor deplasmanında forma giyemeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun ki Giresun son dönemde çıkışta bir takım olduğu için de Fenerbahçe'yi zorlayacak bir hamle olur. Fenerbahçe transfer gündemi bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yarın maçla birlikte uzun süredir beklediğimiz... Oha! Oha Giresun demişken Jean-Pierre Giresun Spor aldı etti falan denilirken futbolcuya kanser teşhisi konmuş. Oha. Vallahi Allah şifalar versin. Daha Gremio'nun 7 milyon euro olup piyasa değeri olan 10 numarası arkadaşlar. Oha. Kanser teşhisi konmuşlar adama ya. Of. Allah Allah şifalar versin mi diyeyim ne diyeyim gerçi şifa dileyelim yani. Müslüman olsa da olmasa da biz şifamızı isteyelim. Rabbim bütün hastalarımızın şifası, şifasını versin inşallah. Şok edici bir şey ya. Vallahi şok edici bir şey. Neyse. Fenerbahçe'nin dediğim gibi transfer bitmez. Şahsi fikrimi sorarsanız. Yani şimdiye kadar bu kısmı çekmedim. <laughs> Şahsi fikirlerimden oluşan duyumlarımı sorarsanız yani hem duyumlar, hem benim yorumlarım, hem Fenerbahçe yönetiminin becerisine bakarak söylemek gerekirse bence yüzde bir milyon forvet alınmayacak, Fenerbahçeye forvet gelmeyecek. Solbek konusunda Muhammed Gümüşkaya benim bildiğim kadarıyla solbekte deneniyordu, hem de ciddi ciddi deneniyordu. Yani hatta belki de Başakşehir maçında solbek oynatılacak, belki de oynayıp öyle gidecek. Bilemem. <laughs> Bu dediğimi de unutmayın. Eğer Muhammed giderse ki planlamada çok büyük bir hata var. Yani UEFA listesine dahi yazdırdığım futbolcuyu göndermek çok tuhaf olur. Ben Muhammed'in bir şekilde kalacağını düşünüyorum. Aksine Novak belki gidebilir. Yani Novak'ın da talipleri birdenbire türeyebilir ama onu da zannetmiyorum. Normal şartlarda bana sorsanız yüzde %100 bizde derdim. Bir de bir kanat oyuncusu var o da %100 bizde derdim ama şu anda Konan çok çok zor. Neredeyse imkansız. Ee, ama diğer Solbek şu neydi? Likogiannis. Sanki bu çocuğu alacak bizimkiler gibi geliyor. İçimden bir ses öyle söylüyor. Kurzava falan yalan. Eren Elmalı. Mesela bana kalırsa Noah ve Fes ederdim. Hem Likogiannis alırdım hem Eren Elmalı'yı alırdım bana kalırsa. <laughs> i̇şte Likogiannis diyorum yani. Konan ve Eren Elmalı'yı alırdım ben olsam. Kasımpaşa'ya da Eren'e karşılık Noah verirdim mesela. Bir şekilde. Hem geleceği kurtardın ama sen dedi Çağatay'ı kullanıyor musun, kullanmıyorsun. Kanat oyuncusu olarak bu Penza'yı çok sordular diğer yayında. Burada notlarıma herhangi bir şey almamışım ama <laughs> dünkü videolarda da söyledim. Bugün sabahki videoda da söyledim. Açıp oradaki kısma bakın. Onlardan ne diyorsam aynı görüşteyim. Aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'de çok fazla bolluk var. Mesut Özil fazla bu takıma. Gustavo fazla bu takıma. Novak bu takıma fazla. Etmeyin, eylemeyin. Bak Rossi fazla değil. Crespo değil. Ozan değil ama bu hem yükte ağır hem paha da ağır arkadaşlardan kurtulması lazım Fenerbahçe'nin yıllık ücret olarak da kurtulması lazım bir şekilde kurtulması lazım ee, yani Zuba yeni sözleşmeye yanaşıyor yanaşmıyor falan filan şimdi haberleri var umurumda değil ben Zuba'nın kesinlikle Fenerbahçe kapısından içeri gireceğini zannetmiyorum keşke girse keşke Zuba Fenerbahçe'ye gelse ama zannetmiyorum benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelenler bu kadar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Videoları beğenen, yayınları beğenen, kanalımıza abone olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Üye arkadaşlara özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çok 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 yakında da sürpriz hediyeler verdiğim zaman ah keşke erken abone olsaydık diyen arkadaşlar olacak. ben de aboneleyin süresini iyice geriye çekeceğim. Çünkü bir aydır abone olanlara veriyoruz. Sonra herkes görecek. Çok ciddi hediyelerimiz olacak. Yani basit hediyeler değil arkadaşlar. 500 euro, 700 euro arasında değişen fiyata sahip ürünler hediye edeceğiz inşallah bu kanalda. İmkansız demeyin. Sponsor abi bir tane var. Golvar.com var sponsorumuz. Neden iki olmasın? Aha şura boş. Şura boş. Bak şura boş mesela. Ya şura boş. İki olur, 3 olur, 5 olur. Yakında anlarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.